Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bu yılki tatil planımızı yapacağız. Evet arkadaşlar, bu yılki tatil planımızı yaparken biz sizlerin de yardımcı olmanızı istiyoruz. Çünkü biz çok kararsız kaldık nereye gideceğimiz konusunda. Kızlar, nereye gidelim bu yıl? Erik. Bodrum. Erik. Erdek mi? Ya da Antalya. Ablan Bodrum Antalya diyor. Yani güney sahillerimizi söylüyor. Sen her yıl gittiğimiz Erdek'i söylüyorsun. Bıkmadın mı şu Erdek'ten Işılcığım? Evet. Allah Allah. Arkadaşlar hatırlar mısınız? Erdek'e biz her yıl gideriz ve bizim eski videolarımız vardır Işıl'ın bu konuyla alakalı. Hani çekirgeden korktuğun ve Yunus'tan düştüğün videoyu hatırlıyor musun Işıl? Evet. Bak şöyle. Ne oldu? Şimdi gördüm. Şurada. Yoruldun mu? Geliyor çekirge. Bir yer biraz çünkü. Ne oldu? Çekirge mi? Hakikaten çok büyük bir çekirgeymiş ama. Ondan sonra... Güzel denk geldi. Gerçekten çekirge. Çok büyük. Yaramaz çekirge. Evet. Bir de orada nasıl bu Yunus'tan düşmüştün öyle Işılcığım ya? Bilemiyorum. Ne zor? Bilmeye çalışıyorum. Nasıl? Ay ne kadar zor. Zaten bilmeye çalışırken hani kaygı yüzden. Ay düştü. Sonra nasıl düştün öyle Yunus da ya? Düştü. Evet. Arkadaşlar hatırladınız mı bu videolarımızı bizim? Hatta sen bir de bakın kayarken. Kaydıraklar tamam, Yunus'un içerisinde biliyorsunuz. O yüzden bizler çok seviyoruz Erdek'in orasını. Çok çok gittim gerçekten de. Gerçekten mi kaymadı? Işıl'la Suudi'ye çok kaymışlardı burada. Derin diye mi? Ama burası tam ucunda. Bak yavaş gidiyor, tam ucunda öyle bir fırlatıyor ki. Derin diye değil de şey böyle, orası benim boyum kadarmış, çarpabilirim diye. Bir de küçüklüğümüzden beri biz gidiyoruz oraya değil mi? Mesela Işıl... Deniz'in gözleri yok mu? Burada. Ya seni görüyor Deniz ama işte yiyip yemediğini görüyor. Deniz'in gözleri yok. Her yerde onun gözleri, her yerde. Işıl'ı nasıl kandırıyordum yemek yemesi için o. İçinde balıklar var, yengeçler var ya. Onlar işte Deniz'in gözleri nasıl oluyor aynı zamanda. Nasıl uydurmuşum bir de ben yani. O kadar güzel senaryo onlar yapmışım görüyor. Ki Işıl için. Aa bak Suudi ile hatırlar mısın? Işıl'ın pembe dünyası. Salıncak sorudan kalktı. Işıl. Baba. Ama efendim nasıl yapıyor ama? Efendim. Bunda tatile ya gezinde ya da önünde ne olmuştu biliyor musun? Ne olmuştu? Böyle kandırmıştı öyle şey. Şey var diye. Hani neydi ismi? Yengeç mi? Neydi ismi? Böyle neydi ismi? Tavşanlara bay bay yap şimdi. Bay bay yap. Bak şimdi. Ama bana bay bay. Yok bize bay bay deseydi Işılcığım yani. Bay 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 demezdi ki. Evet işte Erdek dediğimiz yer burası. Balıkesir Erdek. Ama bu sefer tamam dönüşte yine Erdek'e gideriz ama esas şu an yapacağımız tatil planı Aslı'nın dediği gibi Antalya olsun, Bodrum, Marmaris o taraflar olsun. Hem daha sıcak denizleri hem de çok fazla biz gitmiyoruz oralara, oralarını görelim. Tamam. Peki oradan özellikle şu an peki birlikte bir otel seçmemize ne dersiniz? Arkadaşlarımız da bize o konuda tamam. Seçemezsek yardımcı olsunlar. Mesela yorumlarda, Instagram'dan DM atarak falan olur mu kızlar? Ben beğendim. Olur. Tamam. O zaman şöyle yapalım ilk iş olarak. Google'ımızı açalım. Google biliyorsunuz bu konularda. Evet. Google her şeyde bize yardımcı olan bir internet sitesi. Google'a ne yazalım kızlar? Otel. Enter'e basalım. Evet otel yazalım. Bak mesela en başta ne çıktı? Açalım onları. Hotels.com çıktı. Trivago çıktı. Çok reklamlarını görüyoruz Trivago'nun biliyorsunuz. Evet, çünkü... Tatil sepeti çıktı. Evet, ETS Tour çıktı. Bayağı bir şeyler çıktı bu arada yani. Tatil.com çıktı. Evet şimdi bunları bir karıştıralım mı? Bakalım evet, bunlarda tamam. Neler bulabileceğiz? Evet ilk bu arayacağımız yer neresi olsun? Hotels.com. Tamam. Zaten hemen Antalya çıktı en başta bak. Antalya mı Bodrum yapacağız ama? Önce Antalya'ya bir bakalım. Ne dersiniz? Yani peki, ben şöyle diyorum. Önce Antalya'ya gidelim kızlar. Antalya'da kalalım birkaç gün. Güzel bir otelde. Ama otelde aradığımız özellikler kesinlikle şunlar olmalı. Size söyleyeyim en başta. Ultra her şey dahil. Evet. Ultra her şey dahil olsun evet. Ki yemekle içmekle bilmem neyle uğraşmayalım. Canımızın her çektiğini her zaman yiyebilelim. Yok ben şey için demiştim. Masajı sağlamasın. Masajı salona gibi biz yüzmeye gidiyoruz. Evet daha sonra büyük kaydırakları olsun ikinci olmazsa aynen. Olmaz şartımız olur mu? Bir de üçüncü YouTuber olarak en önemli şey ne? İnternet. Neden? Çünkü orada çektiğimiz videoları hemen aynı gün veya bir sonraki gün internette yollayalım gönderelim YouTube'a ki arkadaşlarımız bizi günü gününe takip edebilsinler tatilde ne yaptığımızı. Evet. Olur mu? Evet. Peki o zaman bu üç tane. Ha bir de sahil kenarında bir otel olursa daha iyi olur. Hemen böyle. Ama otel çok güzel. Sahilden çok az güzel.
olsa olur bence. Bilmiyorum yani, ama sahilde olursa o da bir avantaj olur bizim için. Olabilir yani, olabilir. Aynen. Tabii ki. Bu arada arkadaşlarımız, biz bakarken siz de bu videonun sonunda bitirdiğimizde eğer kararsız kalırsak yorumlarda veya Instagram'da DM'den mutlaka bize yazın. Bize bu konuda yardımcı olun. Oralarda özellikle yaşayanlar veya oraya çok sık gidip gelenler. Buraya gidelim. Orada otellere çok sık gidenler, yazlığı olanlar falan biliyordur mutlaka oralarda nerelerin güzel olduğunu. Bu konularda bize yardımcı olursanız nereye gitmemiz konusunda seviniriz ve sizin dediğinizde yaparız. Bu arada gittiğimiz yerlerde arkadaşlarımızın... Evet, ben onu diyecektim. Ne diyecektin? Arkadaşlarımız oralarda gittiğimiz yerlerde olursa belki oraya gidelim. Evet, kesinlikle. Şöyle yaparız. Ben kendi hesabımdan ve Işıl kendi hesabından Instagram'a direkt gittiğimiz yerine bir tane yer bildirimi yaparak fotoğraf atarız. Evet, aynı sonra gün. Sonra gelen DM'lerden de seçeriz yani. Onun yanına uğrarız yakınlar. Evet, mutlaka uğrayalım ama gittiğimiz yerlerde arkadaşlarımızla. Hatta arkadaşlarımızla beraber de böyle kısa kısa videolar çekerek bizim videolarımıza dahil edebiliriz arkadaşlarımızla. Tabii annesi babasız mıyız? Tabii ki anne baba izinsiz zaten öyle şeyler yapmıyoruz biliyorsunuz. Evet, şimdi Antalya yazdık. Hotels.com'a. Evet, şimdi bayramdan sonra gideceğiz. Temmuz başı gibi gideceğiz. 1 Temmuz mu? Fark etmez. Şu an rastgele yazıyorum. Şuradan bir ara yapalım. Ara yapalım. Şimdi 3 ile 9 Temmuz arası yazdık ama bu değişebilir tabii ki. Bu arada ara yaptıktan sonra bakın burada otel özellikleri falan var. Örneğin buradan şeyleri seçebiliyor muyuz acaba? Bebekler için beşik. Havuz. Işıl'a beşik istiyoruz. Havuz. Beşik mi? Hayır. Oh, Işıl'a lazım. Evet, başka? İnternet erişimi. Evet, internet erişimi, havuz seçtik. Zaten seçer seçmez hemen herhalde burada güncelleniyor değil mi her şey? Ultra her şey dahil deyip seçenek yok mu? Evet, ona bakıyorum işte. Aslı buldun her şey dahil. Ama ultra her şey dahil. Bakalım şimdi neler neler varmış. Kaydıraklı oteller bizim. Çok güzel. Ay bu ne? Gidelim. Bu ne ya? Gidelim. Masal oteli gibi. Aha. Neymiş o? Kremlin Palace evet. Diye bir şey. Hakikaten bak bunun da görünümü evet, çok güzel. Bu ne? Neymiş? Cornell de Deluxe diye bir yer. Ya, sırayla şunlara bir bakalım mı? Gitmek istiyorum çok. Fotoğraf Kremlin Palace'a bakalım. Şu fotoğraflara baksana, burası neye benziyor Aslı? Saray. Şey ya. Disneyland gibi değil mi? Ay, Aladdin'in sihirli lambasındaki saraylara benziyor. Öyle mi? ama şey yok. Kaydıraklar göremiyorum ben burada işte ya. Hayır, kaydırak var. Ha varmış. Oo. Evet, kaydıraklar da varmış. Bak kaleden kayıyorsun gibi. Aynen. Evet, yani... Ben şu maviden kayarım çünkü. Seçeneklerimiz arası. Şeye baksana, oto fotoğraflarına baksana biraz. Oo, fotoğraflar. Gayet güzelmiş yani bu arada. Aynen. Bayağı büyük gibi evet, görünüyor. Evet, evet. Oo, bayağı. Sahile de yakınmış ve hatta sahile evet. Sıfırmış herhalde anladım. Sahile bak burada da kaydıraklar falan daha iyi gözüküyor. Evet, gayet güzel. Seçeneklerimiz arasında bulunsun burası değil mi? Evet. Evet, ondan sonra... Cornelia Deluxe Resort 5 yıldızlı. Ama var ya, gece çekimi yapmışlar adamlar. Hakikaten çok süper bir görünüm var. Gece hem de. Aa, havuzda kocaman yani, şuna bak. Bakalım burada şeyler var mı? Kocaman yani, şuna kaydıraklar bak. Kaydıraklar falan burada var mı? Evet, şöyle biraz karıştıralım. Güzel, güzel. Evet. O da çok hoş değil mi? Odalar süper yapmışlar odaları. Doğru. Kaydırak. Aa varmış şurada. Of. Yok, kaydırak değil bu. Değil. Odalardan iniyorsun. Odalardan havuza iniyorsun. Kaydırak var. Vardır ama. Nerede kaydırak? Bence de böyle bir yerde kaydırak olması lazım ya. Ay, var. Evet, kaydırağı var. Yani güzel yani. Evet varmış. Güzel varmış. Yani. Evet. Güzelmiş. Bir de şu Trivago'ya bakalım. Neler bulabileceğiz Trivago'da. Şimdi yine girişimizi ben aynı şekilde yapalım. Şöyle 3 Temmuz çıkış 9 Temmuz'muş gibi ayarlayalım. Heyecanlı. Evet. Çift kişilik oda diyelim. Bölge olarak Antalya çevresi diyelim. Evet. Alaaddin Beach. Burada bak, burada şeyler var. Sahil, havuz. Bak Trivago'da daha fazla filtre diye bir bölüm var burada Aslı. Yiyecek içecekler. Her şey dahil hizmetleri işaretleyelim. Çocuklar için. Çocuklar için. Çocuk kulübü, çocuk parkı. Çok önemli değil mi onlar? Yoksa önemli mi? Önemli. İyi tamam. Çocuk kulübü, çocuk parkı. İkisini de işaretledik. Çok hadi bakalım. Çok önemli gerçekten. Tamam. Şimdi bakalım neler çıkmış. Bakalım ilk başta karşımıza ne çıktı? Bellport Beach Hotel diye kaydırak bir şey çıktı. İnşallah vardır. Bakalım açalım şimdi. O da olsa tam olacak. Evet. Aa, varmış. Varmış ama küçük bir kaydırak varmış. Yani. Arkadaşlar dediğim gibi sizlerden bilen varsa hatta bu tarz yerler fotoğrafında kaydırak olanlar bize daha mutlaka iyi. Bakın bu yorumlarınızı çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz. Abi, bize yardımcı olun yani. Aslı senin dediğin bir yer vardı. Hani değişik çocuk konsepti olan. Neydi Land o? Land of Legends mı? Öyle bir şeydi. Tam he, oraya da, öyle bir şey. Oraya da bakalım mı? Çok güzel orası. Çocuk oraya gidelim. Evet bulduk. Land neymiş o? Land of Legends Tema Park Antalya. O
bütün fotoğraflar teker teker bakalım mı? Çok güzel çünkü. Ooo, şuna baksana. İşte tam Disneyland gibi bir yer. Evet, atlara bak. Gece daha güzel. Ooo! Bu yunuslar ne? Gerçek değildir herhalde bunlar. Gerçek. Hayır canım, yunus havuzu var. Yunus havuzu mu varmış burada? Yuh ya. İşte oradan biliyorum. Ooo, bu ne? Müthiş git. Ooo, burada su içerisinde resmen şey var. Hani bir yalanda bir klip vardı ya, ona benziyor. Aa, burası ama çok pahalı olabilir yani aslında. Ama çok odalara bakar mısın? Ooo, odalar. Yunus varmış evet dediğin gibi. Odalar da gerçekten bakar tam çocuklara yönelikmiş ya. Şunlara bir baksanıza. Tamam, otelin içine baksana. Ooo. İçine kadar güzel. Hiç görmedim. Ooo, gece görünümü de harikaymış. Baksana odaya, çok güzel değil mi? Oo, kapalı havuzu da varmış Aslı. Hakikaten süper yerlermiş ya. Yani ben bayıldım yani. Nasıl, bayıldım. Kapalı havuzu var. Ooo, şeylere baksanıza Aslı. Tamam, çok büyük. Kondraklar kaç taşlı. Bu ne? Balkan yüzülüyorsun. Ha, gece dalış yapabiliyorsun herhalde. Gece mi? Gece mi gündüz mü bilmiyorum ama dalış yapabiliyorsun yani balıkların yanına. Trivago'da böyle inceledik kızlar. Baba. Evet babacığım. Bu resimleri görünce, mükemmel şeyleri görünce o kadar rahatlıyor ki. Evet, kesinlikle. Neticede durum bu kızlar. Evet. Bayağı bir yer karıştırdık, baktık yani. Ama bu güzelmiş arada. Güzelmiş de hepsi. Evet, gayet güzelmiş de bu arada yani. Gayet güzel yer varmış. Ben artık hepsini beğendim. Efendim? Hepsine gidelim. Hepsini beğendim. O zaman hepsine teker teker birer gün kalmaya ne dersin? Hemen tamam diyor, bir de gelecek. Peki, o zaman bir de ondan sonra şöyle yapalım mı kızlar? Antalya'ya gittikten sonra, bakın ben size haritadan göstereyim şöyle. Antalya burası. Doğusunda Alanya var. Belki Alanya, Side. O taraflara da bir günlük geziler yapar mıyız? Peki olur, bak Kemer. Sonra Kemer, Kaş. Finike, Kaş. Ölüdeniz diye devam etsek böyle sahilde geri dönsek oralarda da böyle ne bileyim günlük veya bak, kalsak Kaş, falan diyorum Ölüdeniz, yani. Kaş, Ölüdeniz, Fethiye, Marmaris, oradan Bodrum. Bodrum, evet. Bence de. Aa bak, Denizli de yakınmış buraya. Pamukkale falan yakınmış. Seceme de uğrarız belki oradan, ne dersin? Peki Antalya'da unutmayalım, hani Prenses Elif'in videolarında ben görmüştüm. Ters eve falan gitmişlerdi. Aa evet. Gitmişken Antalya'ya ters eve gider miyiz? Tamam, dinozor park. Dinozor parka da gideriz tabii ki. Doğru doğru, öyle yerlere uğrayalım, gidelim mutlaka. Ben de bilmiyorum. Evet, Işıl bilir yani, ben de bilirim, biz izliyoruz çocuk kanalını. Tamam, o zaman. Yani gittiğimiz yerlerde hem takipçilerimizle haberleşip hem buluşalım, hem de işte bu izlediğimiz videolarda gördüğümüz harika yerlere gidip oralarda da videolar çekelim. Tamam. Anne, yorumlara böyle güzel şeyleriniz varsa, işte önerileriniz varsa onları yazarsanız çok seviniriz. Evet, bize yardımcı olun. Nereye gideceğimize karar verelim. Aynen. Beraber. Biz çok kararsız genelde. Evet, kesinlikle. Böylece güzel yerleri gezelim, görelim arkadaşlar. Sizlere de oralarda oturanlar varsa veya oralarda gidecekler varsa aynı tarihlerde falan, sizlerle de buluşma imkanımız olabilir. Evet. Tamam. Evet, hoşça kal diyelim o zaman arkadaşlarımıza. Hoşça kalın. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Evet, yorumlarınızı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Instagram'da da DM'leri bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın. Paylaşırsınız. Çok seviniz. Bye bye. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ay. Eyvah. Bye bye. Bye bye.